Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyunla karşınızdayım. Ship Graveyard Simülatör. Bir nevi hurdacı simülatör diyelim arkadaşlar. Hurda gemilerden malzeme falan topluyorsunuz diye biliyorum bunda. O yüzden bir şeyler yapacağız. Yapmaya çalışacağız. Hani oyunu ben de ilk defa sizle birlikte açtım. Özür diliyorum hepinizden. Kanala abone olarak ve videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz değerli arkadaşlar. Tabii ki yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim butonunu açmayı unutmuyoruz. Hemen oyunumuza arkadaşlar hızlıca geçelim. Şöyle bakın. Türkçe zaten dil seçeneği var oyunda. Şöyle oyna diyoruz. Burada 3-5 tane alan açıyor bize. Yeni oyun dedi. Kolay mı normal mi diyor. Yani bilemiyorum normal mi açayım kolay mı açayım ama normal olsun. Normalde oyunun altında müzik var arkadaşlar ama telif muhabbetinden dolayı ben kapattım onu. Evet şu an bir şeyler sunuyor. Ne oluyor arkadaş gemi hurdalığı anladık. Evet arkadaşlar böyle bir harita gibi bir şeyimiz var. Yani bir bölge var. Burada iş yapmaya çalışacağız. Değişik şeyler var. Oyun ilerledikçe birlikte göreceğiz oyunda da neler olduğunu. Bir diyor keşfet. Terk edilmiş gemileri dikkatlice kontrol et. Çünkü üzerinde birçok malzeme bulabilirsin. Güverte kameralar, makine dairesi keşfedilecek birçok yer var. Daha hızlı seyahat etmek için bir araban var. Sökebildiğin her şeyi sök basit. Varil veya borulardan devasa motorlara kadar her şeyi hurdaya çıkar. Oyunda çok çeşitli malzemeler bulacaksın. Sıradan çelik, bakırdan çok değerli gümüş, altın her şey var diyor. Sınırlı envanter olduğundan dolayı akıllıca seçim yap. Tabii envanterimiz ufak olduğu için bayağı bir sıkıntı yaşayacağız demek ki. Bunu baştan söylüyor. Ne diyor? ESC menü. Shift koşma, koşma, atlama standart. Aletler Q, E. Malzemeleri çek, R. El feneri, yetenek ağacı da U. Eyvallah. Herhangi bir gemi sipariş etmedim. Metal bir hurda bul ve yok et diyor. Bakalım. Metal bir hurda bul ve yok et. Oyunun sesi çok düşük geliyor değil mi arkadaşlar? Bir dakika çok özür diliyorum sizden. Oyunun sesi niye bu kadar az geliyor ya? Dur bakalım. Bir hurda murda vuralım anlarız şimdi. Bir tane basit çekicim var. Başka da hiçbir şeyim yok. Mesela bir hurda. Evet, bir hurda buldum, yok ettim. 10 tane diyor. Arabaya yük malzeme mi koy diyor bana. Anlamadım ama dur bakayım. Evet arabanın bagajına malzeme koymamı istiyor. Şimdi gemi siparişim mi buradan mı? Evet. Tamam. Evet. Burada bir şeyler var. Şu ha. Bir yıkalım abi. Evet bunu da kırdım. 3 tane de buradan aldım. Şimdi malzemeleri pazarda satmadan önce şöyle bir gidelim.
Arabaya koyduğumuz malzemeleri alalım üstümüze abi. Pazar bu mu? Ha, bu dayı. Basacaksın. Anladım. Örneğin şöyle basacağım ve satacağım. Evet, yeni bir level'ım oldu. Hırdavat malzemesinin demir testeresi al diyor. Demir testeresinin fiyatı ne abi? Tamam, demir testeresi kaç para abi? 50 mi? Aldık abi. Onu da aldım. Yetenek ağacında diyor puan harca. Kaç puanım var ki? 2 puanım var. Tamam. Gemi sipariş et. Tamam. Gemi sipariş etmek için kaç dolara ihtiyacım var bilmiyorum ki bakalım. $100 günlük. 77 dolarım var. Para lazım bana. Biraz hurda toplayalım abi. Yani malzeme olayında biraz evet. Şunu ver. Hurdacı. Eskici. Yine bir eskicilik yapıyor burada. Gemi parçalıyoruz ama. Yani 30 dolar toplamamız lazım. Herhalde çantayı fullersem 30 dolar çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Şuradan ne çıkarsa topla onları. Evet. Kıralım bakalım. Parçala oğlum. Dur. Bu değil. Bunu aldım 6. Paslı demir mi diyor bu yani? Şimdi bir dakika. Çantamı nasıl göreceğim ben? Ha, tabla. Tamam, çantayı tabla görüyormuşuz. Kırılacak demir var mı kardeş? Aha buldum. Slotları dolduruyorum. Çantanın ne kadar dolu olduğunu gösteriyor bence şu şey. Göstergeler var ya. Çantada kaç slot kaldığını gösteriyor. Bana öyle geldi. Bak şimdi açtım, aldım, aldım. Bak 8 slot oldu. Başka var mı la? Yani tekneyi de şey çantayı doldurduk da. Ha bu yakınlarda bir tane daha yok mu ya? Bir ufak dömür. Ha burada var bir şeyler. Dur. Evet. Kırdım. Şunu kıralım. Evet. İndir aşağıya. Oğlum bak bu iş harbi. Lan ne oluyor lan? Allah Allah.
Şu bakır. Şunu kırayım. Tamam. Ne var ne yok satabilirim şimdi. Git pazardaki hıyara sat, sonra gemi sipariş edeyim. Şimdi şunların hepsini bir satalım size zahmet. Evet. 300 dolar bir param var şu an. Güzel. Şimdi burayı açıyoruz. Tıklıyoruz. Tamam, çok güzel. 3600 kilo ağırlığı olan, tarihi bilmem ne. Rezerve et. 100 doları verdik. Şimdi yatınca bildiğim kadarıyla gemi geliyordu. Aynen öyle. Bastık uykuya. Ve gemi geldi. Otomatikte kaydediyor oyunu uyuduğumuz zaman. Şimdi arabamıza bindik. Geminin adı Atrobos. Sabah 8'de 24 saat içerisinde kırdın kırdın bu gemiyi. Kıramadın abi, bir de 100 daha çekecek. Okey. Evet, başlayalım o zaman. Çekicimi alabilir miyim canım benim? Hadi bakalım. Parçala Behçet. Bundan bir şey geliyor mu? Bunları kırmak, kırmam ya, neyse kır gitsin. Bir şey gelmiyor da olsun. Kırdım, şey yükseldi. Geminin yıkım derecesi yükseldi orada, gördüm. Evet, ne varsa kırdık. Kıracağız tabii kardeş. Bunu kırıyoruz şimdi. Devul arttı. Güzel. Evet, her şeyi kırdık. Evet, kırmaya devam. Alıyoruz abi, ne varsa alıyoruz. Pas demir falan filan. Aha, burada bir şey var. Kır. Ne varsa kırmaya devam. Bu ne? Bakır. Tamam. Kabul. Bakır severiz. Kır oğlum. Tek bir tane çıktı ondan ya. Ondan çok bir şey çıkmıyormuş demek ki. Hiç yoktan iyidir gençler. Ver abi demir. Şu paletleri kır abi, çünkü şey ilerliyor. Şu ilerliyor bak. Geminin yıkım şeyi ilerliyor. Bir şey çıkmıyor ama. Özel noktalara dokunmak önemli tabii. Şu ağaçları da kır abi. Hem level alıyorsun, hem geminin yıkımı ilerliyor abi.
Ağaçları kes. Kırıyoruz abi. Ne var ne yok kırıyoruz baba. Çok iyi be. Şimdi gel bakayım. Paslı demiri. Yıkım ilerlemesi %50'ye geldi lan zaten. Dur ben şunları bir arabaya bırakıp geleyim ya. Bak şu şekil yapıyorsun. Hop arabaya. Yani arabada da çok bir yer yok ama. Bunlar döküm demir abi. Aldım destereyi elime kardeş. Bunlar bahır. Bahır iyidir ya bahır bahır. Keselim. Gel bu tarafa. Güzel. İyi gidiyoruz. Lan oğlum. Tamam bunu da al. Şimdi şunu kes. Kestik. Çok iyi be. Basu'ya kaç puan var? 8 puan. Güzel. Bu bir envanter yerim yok. Kafam gitti. Ya dur. Şunun bir altına. Bir altına. Ekipman alanı. Ekipman alanı. Ekipman alanı. İki puan geldi. Bir buna. Bir de buna. Evet yukarı çıktık. Çekicimizi aldık. Başla. Bundan bir şey çıkmıyor zaten. Sadece kırıyorsun yani. Maksat yıkım ilerlemesi yukarı gitsin yani. O yüzden kırıyorum bunları. Yoksa bu varile vurmaya devam. Bak level atladım yine. Evet onları kırdım. Burayı kırmaya başla şimdi de. Kır oğlum. Kır çocuğum benim. Aferin. Oh. Bunu da kırdık. Topla.
Bayağı bir metal bir şeyler çıkıyor işte kardeş. Kır abi. Bunu da kır. Ağzına sıçtığımın kır. Oh güzel. Topluyoruz. Sonra geliyoruz buraya. Evet, bunu da kırdım. Hala çanta dolmadı yalnız. Evet, sanırım sıçtı Cafer bez getir durumu. Şu an çanta doldu. Çanta dolduğuna göre hemen gidelim bunun boşaltabildiğimiz kadarını arabaya boşaltalım. Ha böyle. Hepsini de arabaya boşaltamıyormuşuz. Dur. Arabaya iki tane daha yer açıyor. Bir de bunu açtım. Tamam. İçini boşalt sonra sandığı kır. Oğlum içinde hala var mı? Aa, varmış lan içinde. Bunu da kır. Dur, önce bunu al, sonra kır. Kır çocuğum, kır. Aferin sana, kır evladım. Bana koyun bir maymuncuğumuz eksikti be. Maymuncuğuna sıçam. Maymuncuk alacak kadar param yok şu an. İki de çelik bir bahur. Ben gidiyorum abi. Atölyemi inşa edeyim. ...15 pası çelik 10 tane de bakır mı istiyorsun? Ha, bir de 500 para istiyorum. Dur şimdi. Arabada var la bu malzemelerden. Üstümdekileri de satayım ben o zaman dur. Tamam, parayı 500 yaptım. Güzel, onu da sattım. Şimdi burada ne varsa çek üstüne. Mangır da var kardeş. Buna tıklıyoruz. Okey. Satın al diyoruz. Hemen geliyor bizim malzeme kardeş.
Ne diyor? Malzeme birleştirerek başka, ha anladım. Mesela bunu koyuyorsun. Bunu koyuyorsun. Yanına bir daha bunu koyuyorsun. Onun yanına yine bunu koyuyorsun. 5 tane alabiliyormuş zaten. Biz 15 tane koyduk abi. Böyle koyuyorsun. Sonra 1000 derece diyor. Seçiyorsun. Basıyorsun. Tamam. Sonra bazara gidiyorsun. Bazar. Bazarda bunları çakıyorsun abi. Bak fiyatları görüyorsun burada. Bir dakika. Bak. Bunlar. Bak. Alışımsız çelik, kerosen, dökme çelik. Bunların fiyatları uygun. Alkol iyi. Bakayım burada ham madde olarak satılanlar içerisinde altın kırıkları pahalı. Gümüş kırıntıları ucuz. Altın iyi para. Alışım olarak diyorum abi. Alışım olarak baktığın zaman reis aside dayanıklı çelik yaptın mı 87 diyor. Yani şöyle düşüneceksin. Bir tanesine 6 dolar veriyor. Bu da 8 dolar. Bakır olarak. Bak 6 dolar ve 8 dolar. Şimdi mantıklı düşün. Bir tane bundan, bir tane bundan koyuyorsun abi. Kaç dolar? Yani mantıklı olarak yani şunu yapmak çok saçma, anladın mı? Şu zarar ettiriyor sana. Yani bakır bakır olarak satsan şöyle düşüneceksin. Yani demirle birleştirdiğin zaman 8, 8, 16, 8, 6 daha ne yapar? 14. Birleştirince de 14 oluyor işte. Aynı parayı kazanıyorsun. Sadece mantıken envanterinde daha az yer kaplarlar. Ama iki tane yağı birleştiriyorsun. 14'e 28'e satıyorsun mesela. O ayrı bir muhabbet. Şimdi. Buraya tıklıyoruz. Bunu iptal et dayı. Tamam, bunu gönderdik abi. Şimdi onunla işim bitti ya. Aslında yine bir gemi enkazı söylemek lazım da. Bak onu şöyle yapayım arkadaşlar ben. Şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar, ilk oynadık. Oyunu ilk defa oynadım. Yani bu şekildeydi. Çok daha her özelliğini bilmiyorum. Oynadıkça çözeriz diye düşünüyorum. Böyle ufak ufak bölüm bölüm atmayı düşünüyorum bu oyunu. Yani benim hoşuma gitti. Umarım siz de beğenirsiniz. Eğlenceli bir şeye benziyor. Böyle sağa solu kırıp döküyoruz falan. Çadırı yükselt falan bir şeyler diyor. Ne demek istediğini anlamıyorum ama öğreneceğim. Bu bölümü burada şimdilik, hani en azından buraya kadar bir bölüm olsun. Burada sonlandıralım. Yine devam ederiz. Arkasına ikinci bölüm, üçüncü bölüm yaparız yavaş yavaş. Güzel bir oyun yani. Sizler için de uygun olacağını düşünüyorum. Beğenilerinizle bunu bana gösterirseniz de çok mutlu olurum değerli arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar sizlerle görüşünceye kadar hoşça kalın, esen kalın değerli arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.